Saffa suresi 12. Hayır, sen bu muhteşem yaratılışa ve onların inkarına şaşırdın kaldın. Ya bunlar nasıl inkar ediyor diye Müslümanlar şaşırıyor değil mi? Ve bu muhteşem yaratılışa şaşırdın diyor Allah. Bu ihtişama, kromozomlardaki yapıya, atomun yapısına, hücrenin yapısına, hepsine şaşırdın diyor. Ve onların inkarına da şaşırıyorsun diyor. Onlar ise alay edip duruyorlar diyor. Kendi kafalarına göre alay ederler diyor Allah. Kendilerine öğüt verildiğinde öğüt almıyorlar. Ve bir ayet mucize gördüklerinde de alay konusu edip eğleniyorlar. Bir türlü kabul etmiyorlar diyor Allah. Bu açıkça bir büyüden başkası değildir dediler. Biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuzda mı gerçekten biz mi diriltilecekmişiz? Veya önceki atalarımızda mı? De ki evet, üstelik boyun bükmüş kimse olarak dirilteceksiniz. Hem de zavallı konumda kaldıracağım sizi diyor Allah. İşte o yalnızca bir tek çığlıktan ibarettir. Artık kendileri dirilmiş olarak bakıp duruyorlar diyor. Bir çığlık sesiyle hayret çığlığı atacaklar inşallah. Bir çığlık sesi duyulacak. Ve yani ayetin bir işareti de bu. Bir de bakıp bakacaklar etrafında dümdüz bir arazi, ayaktalar. Bakıp duruyorlar diyor Allah. Şaşkın, hayret ediyorlar etrafa. Ne oldu diye. Derler ki eyvahlar bize, bu din günüdür. Kastedilen buymuş diyorlar. Yani hakikaten dinilme doğruymuş diyorlar. Bu sizin yalanladığınız ayırma günüdür. Zulmedenleri, eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın diyor Allah. Çünkü karısı da kendi kafasında oluyor. Eşi de yahut beyi de kendi kafasında oluyor. Allah diyor ki zulmedenleri, eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın. Darwin'i mi, Stalin'i mi tapıyor, Marx'a mı tapıyor, neye tapıyorsa onları bir araya getirin diyor Allah. Hepsini bir araya getirtiyor. Allah'tan başka taptıklarını artık onlar cehennemin yoluna yöneltip götürün ve onları durdurup tutuklayın. Çünkü sorguya çekileceklerdir. Cehennemin yolunda durduruluyorlar. Sonra teker teker bitmek tükenmek bilmeyen bir sorguya alınıyorlar. Mesela şu insana şu zulmünü ne yaptın? Atomun yapısını gerçekten anlamadın mı? Kromozomların yapısını bildiğin halde neden bilmezden geldin? Mesela bir kirazın Allah tarafından yaratıldığını hakikaten göremedin mi? Bir muzun Allah tarafından yaratıldığını göremedin mi? Gözün yapısını fark edemedin mi? Beyinde görüntünün meydana gelmesini hissedemedin mi? Hepsini teker teker cevabını verecekler. İnşallah. Yani süresi çok çok uzun. Hatta ayet-i peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem diyor hadiste, sıkıntının şiddetinden diyor muazzam terleyecekler diyor. Yani ter akacak diyor üstlerinden, yerlere akacak diyor. Yani bu sorgulamanın verdiği sıkıntıdan. Yani çünkü anlayamadıklarını tek tek anlatması lazım. Mesela dünyanın gökyüzünde böyle mamanın üstünde insanların bu kadar huzurlu yaşamasının tesadüf olduğu kanaatinde miydin? Değil mi? Gökyüzünde taşlar var mesela. Milyonlarca taş var gökyüzünde. Ya, dünyanın üstüne yağmıyor, duruyor göktaşında. Göktaşlara. Bu tesadüf müydü diyecek Allah? Değil mi? Evet. Göktaşından sürekli göktaşları yağmur gibi yağıyor. Gökte tutuluyor biliyorsunuz. Bunu tesadüf olarak mı gördün diyecek Allah? Ses en kaliteli aletten daha kaliteli ses duyuyor insan beyninde. Bu tesadüf müydü? Nasıl bunu, nasıl değerlendirdin denecek? Hangi birine cevap versin? Portakalın tadı sorulacak, üzümün tadı sorulacak, hepsi sorulacak. Yani süre çok çok uzun. Müminlerde çok kısa oluyor sorgu. Onara etmeye yönelik olacak Müslümanlar. İnşallah. İnşallah. Ne yap-